Fiyatlar Fiyatlar nasıl? pahalı. Ben aldıklarımı Ne her tarz türü ürünler? burası 100 TL tutuluyor. 100 TL. Evet. Yani aldıklar. Çürük aldım gördüğün gibi. 10 TL'yi aldık onu. Temiz otu, ıspanak. Aha bu kadar. 100 TL tuttu burası. Birer kilo. Şurası birer kilo. Şu da 1 kilo yok yani. Çürük. Çocuk yetimce besleniyor peki? Hayır. İstediğini alabiliyor mu yani? Yok yok. Proteinle besleyebilirsin. Et yiyor mu? Yumurta yiyor mu? Yumurta alıyorum ama et, köfte gibi şeylere mümkün değil. Protein ihtiyacını nasıl karşılıyor? Ya onu... O yok ya. Bu olsa şey olur yani, yalan olur. Siz yetince beslenemiyor. Beslenemiyor. Alamadığınız oldu mu? Alamadığımız şöyle, ya istediği zaman aldığım zamanlar oluyor ama biz yemiyoruz yani açıkçası, ona göre. 200 gram, 300 gram, gramlarla gidiyoruz her şeyi. Ona göre. Bize yok, bize yok. Yok yok, bize yok. Bizim yediklerimiz bunlar. Buna da şükür. Ne yapayım? En son ne zaman et aldınız? En son 6 ay önce. O da işte yarım kilo. O kadar. İşte dediğim gibi böyle idare etmeye çalışıyoruz. Yani yoktan var etmeye çalışıyoruz. Yani yok ama böyle ona göre, bütçemize göre hareket ettim. Şimdi bunları aldım, eve gideceğim. Domates alacaktım, alamadım. Kalmadı çünkü. Fiyatlar mı? Pahalı tabii. Şu anda ne aldınız? Ne aldınız? Ne kadar kısmı? Valla şu an 500'ü geçtim. 500'ü? Evet. Ya araba bulmamış mı? Yok canım, nerede? Zaten 60-70 tane aşağı bir şey yok. Hmm. Peki çocuğunuz yetince besleniyor mu? Çocuğum yeterince beslenemiyor. Yani et, süt, yumurta. Yok, gücümüz yettiği kadar alabiliyoruz. Onların ihtiyacı olduğu kadar alamıyoruz. Birçok şeyden kesiyorum. Yani giyimden özellikle. Çok yani gıda önemli olduğu için daha önemsiz şeylerden kesmeye çalışıyorum yani. Giyimden kesip gıda. Kendimden kesiyorum, kendi ihtiyaçlarımı erteliyorum. Ama çocuklarımın beslenmesi tabii ki her şeyden önemli. Onlar için çalışıyoruz. Yani. Peki genel olarak Türkiye'de çocuklar yeterince besleniyor mu? Tabii ki beslenmiyorlar. Yani ben böyleysem diğerleri de öyle. Yani zaten çevremizden hepimiz konuştuğumuz şeyler. Ortak konular yani. Hepimiz aynıyız. Herkes bazı şeyler alıyor, bazı şeyler alamıyor. Peki et yiyebiliyor musunuz? Et alabiliyor musunuz? Ya et de eskisi gibi yiyemiyoruz. Yani et de alamıyoruz fazla. Alıyorum ama tabii gene az alıyorum. Eskisi gibi değil. Çok şey değişti ya. Çok pahalandı her şey. Çok zor durumdayız. Yani yetmiyor, maaşlarımız yetmiyor. Nasıl yetecek ki o kadar? Yani yetmesi için çok daha iyi bir maaş şeyimiz olması lazım, standartımız, ama yok, öyle bir maaş yok yani. Geçtiğimiz dönemlerde, yani birkaç sene önce, birkaç sene önce demeyeyim de daha çok pandemiden önce iyiydik. Yani pandemiden sonra sanki bütün değişiklikler, ondan sonra oldu ekonomi, ondan sonra yaşam standartlarımız, ondan sonra değişti. Yani hiçbirimiz yeterince beslenemiyoruz bence. Ben mesela daha kaliteli, daha pahalı ürünler almak istiyorum ama alamıyorum. Çünkü maaşım yetmiyor, param yetmiyor. Ne bileyim, bir laktozsuz süt içmek istiyorum ama normal süt almak zorundayım. Çünkü normal sütün 2 katı laktozsuz fiyatı. Yani daha sağlık, mesela daha kaymaklı yoğurt almak istiyorum ama yani kaymaksız yoğurt alıyorum. Peki çocuğunuz bir şey isteyince alamadığınız oldu mu? Tabii şimdi mesela burada böğürtler mi çıkmış, karadut mu çıkmış mesela, alamadım istedi. Alamadım yani, pahalıydı, alamadım ama almak isterdim. Ya hayat pahalı zaten, biliyorsunuz et 600-700-800 lira yani. Bir gün kasaba gidiyorsun, ertesi gün ne olacağı belli olmayan bir şeydi. Tabii hayat pahalı, zorlanıyoruz. Herkes zorlanıyor. Artıkimde. Sizce genel anlamda Türkiye'de çocuklar yeterince besleniyor mu? Hayır. Asla. Okullara gidin, sorun, bakın. Ben öğretmenim de aynı zamanda, emekli oldum. Beslenme diye bir şey yok. Ya biz idare ettik bir şekilde. Bizim kuşak idare etti ama zannetmiyorum. Bırak çocukları, anne babalar bile beslenemiyor.
Peki çocuklar beslenme çantalarına dilediklerini koyabiliyorlar mı? Hayır. Nerede? Yanıcı ve arkadaşları. Ekmeğin içerisine, ekmeğin içini koyuyorlar. Böyle beslenme zor. Çocuğunuz var mı? Evet. Sizce çocuklar yeterince beslenebiliyorlar mı? Vallahi beslenemiyorlar çünkü her şey çok pahalı. Hiçbir şey yetmiyor. Et yiyebiliyorlar mı? Zor. Eskiden de o. Artık bitti. Hayat bitti. Şimdi bak pazarcıyla konuşuyorduk. Abla diyor daha sigortamı bile yatıramıyorum diyor. Eskiden daire alabiliyordum, araba alabiliyordum ama artık diyor hiçbir şey yapamıyorum diyor. Yani para pul oldu. Çocukların geleceğini nasıl görüyorsun? Çok zor. Zor yani. Biraz zor. Bilmiyorum, Allah yardım etsin herkese. Herkese yani. Yaşam zorlaştı, eskisi gibi değil. Eskiden pazara gidiyorduk, arabayla çekiyorduk. Araba ağzına kadar dolardı. Artık taneyle alıyoruz. Taneyle. Eskisi gibi değil yani. Yumurta olmuş, en iyi yumurtayı alırsan eğer, yemek istersen 6,5, 5 lira, 6 lira. Ama başka yumurta alırsan 4 lira. Güzel yumurta da değil. Tanesi. Evet, tanesi. Daha ne diyebilirim ki? Çocuklar beslenemiyor değil ya, karnını bile doyuramıyor. Beslenmeyi bırak yani. Beslenmek için gerekli çocukların vitaminler alması lazım yani. Ama bunları maalesef günümüzde alamıyor yani. Özellikle çocuklar yani. Büyükler alamıyor, çocuklara bırak yani. Ben eskiden İstanbul'a 90'da geldim, 90'larda geldim. O zaman kendime ev aldım, araba aldım. İşte ikimiz eşimizle birlikte çalışıyorduk. Şu anda ailede hepimiz çalışıyoruz. Eşim emekli, ben emekliyim. Çocuklarımızın bir tanesi çalışıyor. Valla kenara para koyamıyoruz. Evimizde kira değil ama kira da olsak geçinemeyeceğiz yani. Böyle bir durum var yani. 4 tane çocuk okuttum. Bu 4 tane mesela bir tanesi bir şey eksik oluyor. Bir tanesi alıyorum. Bu sefer dedim mesela onunla dede almak zorunda kalıyorum. Hani her dede almak zorunda kalıyorum. Yani mesela birinin bir şey eksik olunca. Tabii hepsi hani yeterince alamıyorum. Yeterince beslenemiyorlar. Doğru. Hani çocuk için zor bir hayattır diyebilirim. Çocuk yaşamak çok zor bir şey. Şey yani mümkün değil. Hani ekmek arası ancak o tür şey öğütebiliyoruz. Mesela yumurta, bilmem peynir. Hani süt de mümkün değil. Sebebi hayat pahalılığında. Hani geçinemiyoruz. Mesela emekliyim 10 bin TL maaş aldım. 4 tane çocuk okuyor. Şimdi bu sene 2 tane sınava hazır yapacak. İlk 2 tane lise gidecek. Ben 10 bin TL nasıl 4 tane çocuk okuyabilirim ben işte onu düşünüyorum. Beslenemiyorlar. Nerede beslenecekler? Zaten kilosu 1 milyon olmuş. Nasıl beslenecekler? 100 lira kıyma. Kuşbaşı kıyma. Torunlarım var. Ama et göremiyorlar maalesef. Biraz israfa gelsin Tayyip Erdoğan. Çoluk çocuğu düşünsün. Yazık, günah. Değil mi? Nerede? Hiçbiri. Kim yeterli besleniyor? Sadece çocuklar değil, yetişkinler de yeterli besleniyor mu? Yok. Malum hayat şartları, hayat pahalılığı. Allah herkesin sonuna yiyesin. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki et artık tamamen zenginin ve Arap'ın gıdası oldu. Türkiye'nin, insanların, Türk halkının yani geçim şartları çok sınırlı. Belli insanlar istediklerini içebildiklerini, geçinebildiklerini sanmıyorum yani. Türkiye'nin malum hayat şartları, enflasyon, hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği gibi şeyleri düşündüğümüz zaman tabii ki çocuklar, en çok da çocuklar buradan nasibini alıyordur yani, yetersiz beslenemiyordur. Yani tüketemiyor tabii ki. Ben öyle düşünüyorum. Yeterli değil. Etrafımda biz işçilikten gelme, şeyden gelme bir kişiyiz. Etrafımızdakilerin maalesef çocukları biraz mağdur yani. Yani bir tık besleniyoruz. Beslenebiliyoruz biraz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.